Herkese merhaba, ben Neslihan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hem annemle hem de bir arkadaşımla beraber dışarıda AVM'de gezeceğim ve birkaç tekrar hani yaz için eksiklerim var. Onlara bakacağım. Beraber deneyelim istiyorum, beraber gezelim istiyorum. Belki iki AVM gezebilirim bugün, hiç belli değil. Hani Akasya'ya gidebilirim ya da İstanbul'da. Burada hani Akasya'yı biliyorsunuzdur. Hilton'a da geçebilirim oradan. Bilmiyorum yani, belki iki AVM birden gezeriz bugün. Hiçbir fikrim yok. Neyse, lafı daha fazla uzatmıyorum. Hazırlandım. İşte size geçen gün alışverişimde gösterdiğim şu üstü, basic üstü almıştım. Bunu giydim. Çok rahat. Yani hani şu an çok da gezeceğim için, yaz olduğu için ve çok tril tril bir şey olduğu için bunu giymek istedim. Neyse, o zaman ben şimdi çıkıyorum. Sonra tekrar görüşürüz AVM'de. Bunun fiyatı 20 lira gibi bir şey olması lazım. Şöyle bir pijama takımı denedim. Böyle kalpli kalpli. Böyle üzerinde de deseni var. Weekend yazıyor. Bu da 90 lira gibi bir şey herhalde. Benim denediğim bedeni medium. Böyle altı kalpli gibi. Yani çok rahat bir şey. Bunu büyük ihtimalle alacağım. Bir de şöyle bir pijama takımı denedim. Ama bunu pek beğenmedim. Ya bunu almayacağım galiba. Şöyle durdu. Ya aslında çok rahat ama öbürü daha güzel oldu. Ben az önce Kadıköy'deydim. Orada nerede olduğumu söylemedim ama ilk önce bir Kadıköy'e gitmişken uğramak istedim. Oradaki butiklere biraz baktım. O denediğim hani eşofman altı gibi bir de crop büstiyeri işte Kadıköy'deki bir butikten aldım. Çok uygun fiyatlara aldım. Şimdi de arkadaşımla buluşmaya geldim. Hilton'a gireceğim. Burada eğer mağazada bir şeyler denenebiliyorsa almak istiyorum. Çünkü önceden de demiştim ben size. Ben bir şeyleri denemeden pek alamıyorum. O yüzden deneniyorsa alacağım. Almak istiyorum çünkü. Neyse, görüşürüz içeride. Böyle bir üst denedim. Fiyatı sanırım 50 lira gibi bir şey. Ama hani böyle çok yapıştı, bedeni de kalmamış. Pek hoşuma gitmedi gibi. Yani biraz değişik oldu. Bir de şöyle bir üst denedim. Bu da indirimde. Bakayım fiyatına ne kadarmış. Bunun fiyatı 70 liraymış. Yani iyi, düşünülebilir. Güzel aslında. Yani tam karar vermedim ama iyi gibi. Belki alırım. Şöyle bir üst denedim. Zara'dayım şu an. Onu da söyleyeyim. Ama yani bu biraz komik oldu. 50 lira ama ya bunu almayacağım sanırım. Çünkü şu an bunu giyebileceğim herhangi bir yer yok. Yani tatilde bile çok giyilebilir mi bilmiyorum. Şöyle bir şey. Pek karar veremedim. Thank you.
Şenem'deyim. Şöyle bir gömlek denedim. Yani böyle tril tril bir kumaşı var. Bunu da böyle plajda falan giyebilirim diye düşünüyorum. Yani uygun olur. Bir de indirimde bir tane de tek kalmış. Bunu büyük ihtimalle alacağım gibi. Yani alıyorum. Geldim. Şimdi aldığım ürünleri evde size tekrar deneyerek göstermek istiyorum. Aslında dün yaptım ben alışverişimi. Bütün hani o gördüğünüz şeyleri dün çektim. Ama eve gelmem benim çok geç oldu. Yani gece saat 12.30'da falan geldim ve hani biliyorsunuz ki ışıktan dolayı da çekmem zar. O yüzden hani şimdi bugün çekeyim istedim devamını. O zaman başlayalım. İlk önce üzerime zaten giydim. İlk aldığım şeyleri. Bunları ben Kadıköy'den aldım. İlk önce Kadıköy'e gittim. Sonradan da arkadaşımla Hilltown'da buluştum. Hilltown'da bazı şeyler aldım. Kadıköy'den de bir Çilek Sokak biliyorsunuzdur zaten. Kadıköy'de Çilek Sokak'ta bir butiğe girdim. Butikten de ilk önce şu üstü aldım. Ben bunu normalde geçen gün biliyorsunuz Nişantaşı alışverişimi size çekmiştim. Nişantaşı alışverişimde Beşim Bir Can Polat'a gitmiştim. Orada yani bu arada bunları gördüğümde bunlar 30-35 lira arası gibi bir şeydi. Ama oradan almamıştım. Ve Kadıköy'de çok daha ucuza bulunca iyi ki de almamışım dedim. Yani çok sevindim. Kadıköy'de 20 liraya aldım ben bunu. Böyle tatil yerlerinde işte gece bir yere çıktığımda kullanabileceğim bir üst. Sonra altıma şöyle bir şey aldım. Böyle eşofman gibi. Böyle siyah, çok rahat, tiril tiril bir şey. Şöyle uzağa da gideyim biraz. Bir de yakın da çekeyim. Yani şu şekilde görebilirsiniz. Şöyle bol. Beli şu şekilde. Hani böyle deri gibi bir detayı var. Kemer gibi gözüküyor aslında. Şöyle arkadan da görüyorsunuz. Yani bu altımdaki gerçekten çok rahat bir şey. Yazın hani hepimizin böyle atıyorum yolculuklarda ya da sahile bir yere inerken dışarı çıkarken çok rahat giyebileceğimiz bir parça. Bunu da 35 liraya aldım. Bendeki bedeni medium. Bu şekilde ilk alışverişim buydu. Bunları aldıktan sonra da ben çıktım Suven'e gittim. Suven'de de uzun zamandır bir pijama almak istiyordum. Böyle pamuklu bir pijama arıyorum aslında daha çok. Bir de böyle hani kapri tarzında rahat edebileceğim bir şey arıyorum. Onu da biliyorsunuz o Nişantaşı alışverişinde de böyle birkaç bir şey denedim ama hani onlar çok basitti. Hiç içime sinmemişlerdi onlar. Sonra neyse Suven'de buldum aslında. Ama ilk önce şimdi hani üzerim hazır giyinikken Zara'dan ve H&M'den aldığım benim birkaç ürünüm var. Onları da göstermek istiyorum size. İlk önce H&M'le başlayayım. Şöyle bir gömlek aldım. Bu gömleğin asıl fiyatı 120 liraymış. Ama şu anda indirimde 50 liraya aldım ben. Hani bunu alırken de şunu düşündüm. Bendeki şu an 38 beden aldım. Kalmamıştı bedeni sanıyordum. Sadece 40 kalmış sanıyordum. Ama reyonları gezdiğimde 38'in hatta 36'sının da kaldığını gördüm. Yani şöyle bir gömlek. Kollarını kıvırarak bu şekilde de kullanabilirim. Normal şık bir yere gideceğim zaman da kullanabilirim. Ama benim bunu asıl isteme amacım böyle tatile falan gittiğimde bikinilerimin üstüne giyebilirim diye düşündüğüm bir şey. Hani böyle çok salaş, güzel ve kumaşı da gerçekten böyle tiril tiril bir kumaş. Çok rahat. Ya bunun 50 liraya gerçekten hani o Nişantaşı'ndaki butikte bile bu kadar güzel şeyler denk gelmedim. Hani her şey neredeyse 50 lira, 60 lira o civarlarda oynuyor.
Yani bu şekilde. Yani bunu mesela, bununla da çok güzel oldu bence. Bu şekilde de giyebilirim. Yani bu çok kullanışlı bir şey oldu benim için. Şunu çıkarmadan hemen H&M'den aldığım başka bir şey göstereceğim size. Orada denediğimi göstermemiştim ama videosunu çekmiştim diye hatırlıyorum. Şu şapkayı aldım. Yani bu da yazın işte tatile gittiğimde böyle kullanabileceğim. Şunu etiketini keserim ben. Şöyle bir şapka. Bu pembe benim çok sevdiğim bir renk. Yani bence çok güzel olacak. Şu şekilde. Bu şapkayı da bunlar zaten tek beden olarak satılıyorlar. Bunu da ben 60 liraya aldım. Şöyle göstereyim. Ya bence çok tatlı oldu. Yani şöyle bile çok tatlı oldu bence. Böyle içime mayom ya da bikinim, üzerine bu, üstüne şapka olarak da bunu taktığımda bence çok tatlı olabilir diye düşündüğüm bir parçaydı. Şimdi Zara'dan aldığım bir üst var. Ama o yazlık değil, kışlık. Ama çok indirimli bir fiyattaydı. O yüzden onu da aldım. Hemen onu da bir üzerime tekrar geçireyim, görün. Evet, geldim. Bunu zaten kabinde denemiştim, görmüştünüz. Tek omuz geliyor bu şekilde. Ve kumaşı acayip rahat. Böyle esnek bir kumaşı var. Şöyle şu şekilde. Ben medium bedenini aldım. Normalde 150 liraydı sezondaki fiyatı. Şu anda ben 70 liraya aldım. Yani yarı yarıya gibi bir şeye inmiş oldu. Bunu da böyle şık bir yemeğe giderken, kışın böyle rahatlıkla giyebileceğim bir şey. Hani normalde atıyorum ofiste falan pek giyebileceğimi zannetmiyorum. Biraz değişik. Ama gayet kullanışlı. Güzel bir şey. Yani. Bunu da severek giyeceğim günler gelecektir diye düşünüyorum. Neyse, bunu da bu şekilde Zara'dan aldığım tek bir parça vardı. Diğer denediğim ürünleri gördünüz, onları pek beğenmedim. Şimdi diğer aldığım şeylere geçmek istiyorum. Suven'den pijama aldım demiştim. Şimdi ben onu bir deneyeyim. Hemen geliyorum. Ve geldim. Pijamamı giydim. Üzeri bu şekilde. Size zaten kabinde de göstermiştim. İki pijama denedim. Bunu beğendim. Bu benim için daha okeydir. Böyle altı kapri gibi. Hem kestirmeme gerek yok hem de daha rahat geldi. Bana daha kullanışlı bir şeymiş gibi geldi. Ben bunu 90 liraya aldım. Yani %50 indirimli diyordu ama hani ne kadar iki katı para verilir buna bilmiyorum. 180 liraymış güya. Ama 180 lira edeceğini de pek düşünmüyorum aslında. Yani 90 liraya aldım. Bendeki bedeni medium, tek kalmıştı orada da. Yani şu şekilde, önü de çok tatlı. Böyle kalpli desenleri var üzerinde. Yani bu şekilde. Şimdi kaprisini de bir göstereyim size. Kaprisi de bu şekilde. Altı böyle fırfırlı gibi geliyor. Şöyle. Yani çok rahat olduğunu düşünüyorum. Yani. Babaanneme benzedim. Bence çok kullanışlı bir pijama olduğunu düşünüyorum. Diğer biliyorsunuz o 5'in 1 Can Polat'ta denediklerime göre çok daha mantıklı bir şey. Yani 40 lira onlara vereceğim ya da 70 lira onlara vereceğimi 90 liraya bunu almak beni çok daha mutlu etti. O yüzden biraz karlı bir, güzel bir alışveriş olduğunu düşünüyorum. En son biliyorsunuz Kadıköy'e gittim dedim. Kadıköy'de de benim çok sevdiğim bir bijuteri var. O da Eda Bijuteri. Hemen böyle meydanda kalıyor. Oraya böyle sık sık gidiyorum aslında. Kadıköy'e gittiğim her seferde aslında oraya da uğramaya çalışıyorum. Şöyle tokaları seviyorum. Seviyorum dediğime bakmayın, bir tane falan vardı. Yani bir senedir bu tokayı falan kullanıyorum herhalde. O yüzden oradan da gitmişken bir böyle 3 tane falan bir toka aldım. Hemen onları da göstereyim size. Şöyle bir poşetin içinde. İlk olarak şöyle lastikli yine
bu tokaları seviyorum dedim ya. Ya bunların kumaşları farklı aslında. Şu kafamdakinin kumaşı böyle daha satenimsi gibi geliyor. Ama bu biraz daha farklı bir kumaşı var. Bunu da sevdim. Bunun fiyatı ne kadarmış? 3 liraymış bu. O yüzden bulunsun yani. Yazın bir yere gittiğimde de böyle hani atıyorum o pembe şapkanla falan tatlı durabilir diye düşündüm. Sonra yine kafamdakinin hani kumaşından diyebileceğim bir şey var. Onun da bunun da modeli çok hoşuma gitti. Böyle şey, benim şey de var. Bikinim var böyle leoparlı. Onunla falan böyle uyabilir diye düşündüm. Bunu da ne kadar almışım? Bunu da 3,5 liraya almışım. Sonra bir de şöyle koyu mor, patlıcan moru deniliyor galiba. Bir de bunu aldım. Buna da 2 lira vermişim. Böyle bu şekilde 2 lira vermişim. Böyle. Yani bunları aldım. Benim dün yaptığım alışverişim bu şekildeydi. Yani biraz karlı bir alışveriş oldu. Çünkü şu anda birçok mağazada indirimler var. Ve yani aslında daha almak istediğim şeyler de var. Ama bunu biraz zamana yayacağım. Önümüzdeki günlerde de hani tekrar alışverişe çıkacağım büyük ihtimalle. Çünkü tatile de çıkmayı planlıyorum. Bir tatil alışverişi de yapacağım o yüzden. Ve bunları da hani videolarını çekeceğim. Ve yani aklımda şu anda birçok video var. O yüzden yani takipte kalırsanız bence çok güzel olur. Hem beraber vakit geçirmiş oluruz. Bana destek olmak isterseniz, videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Ben çok keyif aldım çekerken. Zaten hani bunlar bir uğraş gerektirmiyor. Asıl gerektiren hani bunları editlerken ki o hani çabamız bence. Ya çünkü nasıl olsa atıyorum biz bir AVM'ye gittiğimizde bunu arkadaşımızla da çekip gönderebiliyoruz. Bu benim keyif aldığım bir şey aslında biraz da. O yüzden ilgileniyorum daha çok. Neyse bu şekilde. Ya umarım keyif almışsınızdır. Daha demin de dediğim gibi. Abone olun. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum.